Ulan anlık video çekiyoruz be, yok böyle bir şey ya. Oy anam oy. Buralara gelip de böyle zorluklar, sıkıntılar, acılar, iğnelemeler olmazsa burası keyifli olmaz herhalde ya. Tırmalı. Ya ne işin var senin orada? Ya rahat mı? Rahat mı battı sana? Allah Allah! Ulan boyumu geçti ya. Şuradan bir çıkayım ya. İleride az buçuk ne olup ne olmayacağını tahmin edemiyorsun. Ya o yönden güzel. Tavsiye ederim yani. En yakın zamanda gelin. Kışı beklemeyin. Çıkın çıkın demiyorum. Kaçın kaçın gelin. Geldik gidiyoruz bu dünyada. Buraları görmeden gitmeyin bari. Vallahi çok güzel yani. Rahat. Kadın, erkek, çocukla bile yürüyüş yapabilirsin yani. Burada bir sıkıntı yok yani. Canlı maceralar. Yani ömrümüzde buraları görmemişiz. Bugüne nasip oluyor. Çok güzel bir sahne var ya. Ben de sizinle şu an beraber görüyorum. Buradan beraber köpek falan beslemişler bir ihtimal. Şu ortam var ya çok güzel ya. Zaten burada barakalar, balıkçılar falan yapmışlar. Biz de sade vatandaş olarak hediyemiz olsun. Ya çok güzel bir yürüyüş parkuru ya. Gerçekten hani buraya gelen insanlar belki balık tutuyorlar falan ama bu yere yürümedikleri için bunun güzelliğini bilmiyorlar ama bir yandan daha yağma ot batıyor tabii. Şu an biraz sonra çıkaracağım. Ulan bunu da dinlendirmiyoruz fazla. Oh dikenlere geldik. Ya dikenlere geldik, çukura geldik. Eyvah eyvah, ne işin var senin bu videoda ya? Abi git başka video izle ya. Ulan bana diken geliyor, sana keyif geliyor. Of be. Anam 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 anam. Ulan bunun gerisi yok, ilerisi yok. Oh. Buradan gitmeyelim de şuradan gidelim ya. Yürümek güzelmiş ya. Manzara falan çok güzel. Abo. Ulan otların adamı olduk ha. Lan çok şükür kendi memleketimizdeyiz, İstanbul'dayız ya. Vay abi ne güzel ya. Ulan İstanbul'da yaşamıyoruz, köleyiz biz abi ya. Bu nasıl bir cennettir buralar ya, maşallah ya. Zaten ileride balıkçılar var. Adamlar biliyorlar burayı abi, kimse de söylemiyorlar zaten. Kendi kafalarına göre takılıyorlar. Taşma. Ay ben sevmiyorum ya. Öyle GoPro ile çekiyorlarmış. Aksiyon kamerayla çek. Ya biz fakiriz abi. Burada etmem gereken kelime ne acaba? Ben dikenlere aşığım mı demem lazım? Dikenler bana aşık mı demem lazım? Bilmiyorum. Yani verdik dikene kendimizi. Ya Martı'yı arabanın üzerinde gördük. Leyli. Havada görenler gezermiş ya. Biz de Martı'yı gördük. Şu an işe doğru gidiyorum. Saat 6.30. 12 saat sonra Büyükçekmece Gölü'nün kenarında Ahmediye'ye doğru trekking yapmayı düşünüyorum. Planla. Saat 8'i 5 geçiyor. Aşağıdan geldik, yardırdık. Bilmiyorum kaç dakika önceydi. Ulan bir göründük ama buraya. Ulan neredeyiz? Hacı! Ulan kurtarın bizi! İnsanlar otostop çekiyor, dünyayı geziyorlar falan. Benim dünyayı gezmekle bir derdim yok, öyle bir isteğim de yok. Safe bunlar da hatıra kalsın diye çekiyoruz yani. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Şuraya ileri doğru gideceğim. Biraz sonra isteyerek ya da istemeyerek otostop çekeceğim. İleride de otobüs durağı var. Amacım şu, dünyada Türk gezginleri, yani gezginlerin çoğu parasız gezerler. Ya ufak tefek paraları falan vardır. Onlar çok önemli değil de. Yani otostop yaparlar. Beni buraya bırakır mısın? Beni Ankara'ya götürür müsün? Beni Antalya'ya götürür müsün falan filan. Bu şekilde dünya rotalarını çizerler.
Benim dünyayla da işim yok zaten. Öyle gezmekle de işim yok ama bu videonun bu parçası Türk gezginlerine, dünya gezginlerine armağan olsun. Yani hep böyle bir içinden şey geliyor. Otostop çekeyim falan filan. Yani oralara da fazla girmek istemiyorum da. Herhalde belki bir ya da iki tane otostop olayına girilebilir bugün. İçinden öyle geliyor. Zaten ha bunlar var ya bunlar. Bu köpeklerden dolayı bizim arkadaşlar da zaten bisikletlerden çok çakal bakıyordu ha. Bisikletten düştü. Bu köpeklerle ilgili bir video da çekeceğim. Göründü birazcık. Allah fazla beklemeden, acıya, acı demeden Allah atlayalım bakalım. Ne oldu lan? Ha, al sana köpek videosu buyur. Ne oldu oğlum? Hayır. Ne oldu? Bak dikenler de battı zaten. Ne oldu? Ya bak ya kokla biraz gel. Kokla biraz gel. Gel. Kokla biraz gel. Tamam yok bir şey. Gel. Gel yok bir şey. Tamam ıslanmışsın sen. Gel. Gel. Tamam. Islanmışsın oğlum üstümü sattın. Aman kaça baş aman yavaş. Biz de bu yıl buralarda kaç yıldan beri buralardayız? Kaç yıl oldu ya? Bir dakika oldu. Saat 6:30'a geliyor. Evet. Falan öyle git götür falan. İşte Büyükçekmece'ye gideceğim. Avcılara gideceğim. Abi bırakır mısın falan filan. Nereye gidiyorsunuz falan. O şekilde sorular olacaktır. Bir ihtimal söylerim. Tabii ki yani ben asla bundan sonra otostop yapmayacağım demiyorum. Diyemem. Yapacağım da demenin bir gereği yok. Yapacağım demenin garantisi de yok zaten. Düz yol bazen insanlara mutluluk getirmeyebilir. İnsanlar bazen otlardan, doğadan, ağaçtan yana gitmek isterler. Bir tane de otobüs var bizim otobüs. Gitti zaten öyle. Burada da güneş batıyor size armağan olsun. Otostop demiştik ya işte burada da otobüs durağı var. Biraz otostop yapalım bakalım. Duruma göre. Yani alacaklarına inanıyorum ama. Evet. 8 dakika boyunca böyle yani otostop çektik. Nasip kısmetin sesi. Şöyle bir ilginç mesele var. Yani bu Avrupa'da gezginler falan böyle şehirler arası gezerken şehirden şehre falan yani aşağı yukarı belli kilometre gezerken genelde insanlar tek kişi olan arabalar kuruyor. Tabii bizim burada da insanlar ailece arabayı kullandıkları için yani ailece kullanmayanlar da var ama yani genelde baktığımda böyle %70 aile kullanıyordu. O yönden yani 8 dakikada dursan, 10 dakikada dursan yani bir yandan da bakıyorsun üzücü bir şey. Yani o kadar araç geçiyor, o kadar insan geçiyor. Yani burada otobüsün olup olmaması belki bir şey fark etmiyor ama yani çok teferruat var. Hani kimse almaz yani seni. Aa, diyecekler ki hemen senin araban olsa sen alır mısın birilerine? Ya mevzu araba olması seni alıp almaman önemli değil. Oradan geçen 500 tane, 1000 tane araba var. Ve yol boyunca 5 kilometre boyunca belki de hiçbir insan otostop çekmiyor. Ve kimse bunu umursamıyor yani. Almıyor. Ya alıp almaması da kimsenin umurunda değil zaten. Böyle bir ilginç bir şey var. Ya, bu bir kültür alakası. Yani iyilik yapmakla alakalı. Yani adamlar böyle güler yüzle böyle o teşekkür ederim diyor, sağ olun diyor. Bizi aldığınız için diyor, sağ olun, mağ olun falan filan. Ama bizde diyorlar ki herkes diyor araban varsa arabana binersin. Araban yoksa otobüsüne binersin. İşin gücün yoksa ne işin var senin dışarıda? Ya abi hiçbir insan iyilik yapmayacak mı yani? Kimse kimseye muhtaç kalmayacak mı? Hani insanoğlu, biz insanlar, bazı insanlar lan yerdeki çöpleri temizliyoruz, başkalarının çöpünü temizliyoruz ya. Ve başka iyilikler yani. Ama o da bir ilginç bir şey. Yani Türkiye'de çok fazla uzatmayayım. Şöyle diyeyim bir de ekleyeyim. İşte 2 saat falan yürüyüş, trekking yaptık. Su içmemiştim. Yani çantamda su vardı ama içmemiştim. Sonra trekking bitti. Yarım kilo su içtim yani. Kana kana bir su içtim. Aşağı yukarı yarım ekmek falan yedim. Yarım ekmek daha var çantamda. Ayıp söylemesi döner vardı. Burası birazcık tabii gürültülü. Artık herhalde burada videolar bitiyor sayılır.
Saat 8.35 geçiyor. Güneş de batıyor. İyi seyirler. Gitmek istediğim orada bir yer var da. Yani şu an %50'ye %50. Zaten %50'ye kadar düşmüşsem büyük ihtimalle oraya gitmeyeceğim. Ama belki bir ihtimal buradan yukarı çıkmaktan ziyade biraz daha ileriye gidip de yukarı çıkmak deneyebilirim. Hani buraya kadar heyecan macera oldu. Biraz tadı tuzu biberi olsun. Saat 8'i 5 geçiyor. İşe doğru yürüyoruz. Bugün cumartesi, saat 4.20 geçiyor. Evet, kısmetse Büyükçekmece ikinci göl keşfi turu biraz sonra başlar. Merhabalar. Saat 5.50 geçiyor. Az önce otobüsten indik. Buraya geldik. Bizim istediğimiz yer biraz daha ileriden bir yerden gireceğiz. Evet, yürümeye başlayalım. Kibar kibar. Böyle acı olacak. Ayaklar doldu. Ayaklar doldu. Neyle doldu? Otlar falan var ya, batıyorlar. Telefonla çekiyoruz ya. Ne aksiyon kamerası, 5 milyar 10 milyar. Kurgu montajı yap. Kes biç doğra, müziğini koy. Al sana film klipmiş. Niye öyle GoPro'yu satıyorsun ki 5-10 milyar liraya? Asat 2 milyar liraya herkes alsın. Ya hani demiştim ya. Bir de otostop yapayım bari. Merhabalar. Saat 5.50 geçiyor. Az önce otobüsten indik. Evet, yürümeye başlayalım. Başlangıcına geldik. Bu da gölün suları buraya kadar geliyor. Yani gölümüz bu sene güzel yani, suluktu. Saat 6'ya 3 dakika falan var. Buradan böyle gittiğin zaman tam istediğim yere gelmiyor. Bu taraf biraz daha yol kesiliyor burada. Ben biraz sonra buradan böyle yürümeyi düşünüyorum. Bu şekilde tur başlayacak.
Saat 6'yı 5 geçiyor. Oradan hafiften bir yürüdüm böyle işte 300-500 metre falan. Sonra yol sanki kapanır gibi oldu. Böyle bir tahta topraklar falan koymuşlar. Yol buradan böyle devam ediyor. Yani güzel yani. Falan heyecan, dikenler istiyoruz böyle falan. Tekne falan burada duruyor zaten. Çektiğim zaman kendi çektiklerimi hatırlıyorum yani. Yani bir yandan da kendim için çekiyorum yani. Tabii ki sizin için çekiyorum ama burası güzel bir mekan. İşte balıkçılar zamanında emek vermişler. Balık tutmuşlar. Şuradan gene bir gidişat var ama biz zaten şöyle bir şey deniyoruz. Evet, güzel. Buraları bol bol çekmeye çalışıyorum ki belki bunun gibi başka böyle güzel atmosfer yakalamayabiliriz. Çok güzel ya. Yani saklanmış cennet gibi, koy gibi. Bak dalgalar vuruyor. Yani suyun bulanıklığı fena değil de. Yani burada karga var, insana fazla alışık değil. Al sana kum işte. Evet. Çok güzel. Güzel. Gel burada çekirdek ye. Limonatanı iç, kolayı iç demiyorum. Çayını iç. Geziyoruz, ne yapalım abi? Aşağı yukarı oradan geldik. 6'yı çeyrek geçiyor. Böyle devam edeceğiz. Şu karşılara doğru. Zaten benim sevdiğim parkur şurada bir yerdeydi böyle. İlk keşfettiğim yer Büyükçekmece'de. Orada benim aşık olduğum bir yer vardı. İşte biraz sonra oradan geçeceğiz. Böyle böyle devam edeceğiz. Aşağı yukarı 7,5 civarlarında. Yani ortalarına ve sonlarına doğru biraz daha zorlanabiliriz. Görüşürüz. Böyle yol var. Zaten buradan da güzel bir göl var. Çöplüklere zaten diyecek bir şeyimiz yok. Susan millet konuşsun yeter artık. Aşağı yukarı ben bu bölgeyi keşfettiğimde gördüm. 1-2 yıl falan olmuştu. İşte sular aşağı yukarı şuraya kadar falan geliyordu. Şu an biraz daha geride. Yani buradan böyle bir keşfetmiştik, gelmiştik. 3 kişi, Burhan abi, Yaşar abi. Şu an buraya bize yollar göründü. Hadi bakalım. Buradan da kenardan bir yürüyüş varmış. Buranın altından da yol devam ediyor. Güzel, kuytu. Yani evsiz barsız kalırsanız gelirsiniz burada uyursunuz herhalde. Ama tabii rüzgar olur birazdan. Şu kenardan uyduya baktığımız zaman bu kenarlar böyle keskin görünüyordu böyle. Bir anda su falan görünüyor. Yani o kahverengilik falan filan. Güzel ya. Yani Rabbül Alemin her şeye eşit vermiş ya. İskoçya'ya da, İngiltere'ye de, Amerika'ya da. Sen macera istiyorsan, keşfetmek istiyorsan zaten her yer senin için keşfe açık. Aynı. Ya çık yola kardeşim. Kendi maceranı yaşa. Tabii safça sık, saf bir şekilde çıkma yani. Hazırlan, yemeğini, suyunu falan koy her ihtimale karşı. Kıyafetini giy. Rotanı falan çiz. Her yer seni bekler. Ama bakalım. Buranın gitmesi güzel görünüyor. Evet, kolay gelsin. Evet, görsellik güzel. Ya bu taşlar kendinden oluşmuş falan herhalde. Yani var mıymış burada, mermer miymiş, neymiş onu anlayamıyorsun ama toprağın alt kısmı herhalde bu taşlardan oluşuyormuş. Biraz daha işte granite benziyor. Neye benziyorsa merak edenler gelip bakabilir yani. Ya çekeceğiz diye var ya, ayaktaki yarayla otla yürümeye devam ediyoruz. İşte böyle gidiyor, böyle gidiyor. Üstten de bir yol gidiyor falan böyle. Benim merak ettiğim şurada yer var. Haritada güzel görünüyor. Yani insanlar bayağı bir talep görüyor haritada baktığın zaman. Orayı da göreceğiz biraz sonra. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum ama bir daha da her zaman böyle çektiğin görüntüleri çekemiyorsun, yayınlayamıyorsun falan. Olduğu kadar uzun olacak. Belki 3 bölüm, belki 2 bölüm olacak. Şu ayağımdan şeyi çıkartayım. Acıttı artık ya.
Saat 6:35 geçiyor. Çok güzel bir düzlük. Yani bayağı bir güzel düzlük yani burası. İşte buranın girişi nereden tam tahmin edemiyorum ama yani bayağı güzelmiş böyle rüzgar için falan böyle. Bakalım haritada nerede kalıyor. Allah girdik yani o dediğim bir yer vardı işte güzel bir yer var falan diyordum ya insanlar talep görüyor falan. Çadır kuran birisi görünüyor ona rahatsız etmeyelim ama merak ediyoruz şuradan. Ya şu an bir... Lan gene diken ya ulan. Ulan düz yolda ben de istiyorum yürümeyi de ne yapayım abi buralara geliyoruz işte yani. Of. Ulan geçen hafta Sazlı Bosna bugün büyük çekmece Gölcan. Boyum kadar bisiklet yok bu sefer. Ulan nerede bu yol lan? Şurada bir yol gidiyor gitmiyor mu anlamadım. Adam yarmış burayı. Allah Allah nasıl bir yarmış. Ben de yarmayı ümit ediyorum ama ileride çeşmem var nedir? Taslar taraklar var. Allah kaldık böyle ya. Hah şuradan bir yarayım abi. Şurası yavaş yavaş. Baba yavaş yavaş. Acıktınız mı lan? Ha? Ekmek vereyim mi size? Aç. Lan arkama bir ne? Hayır. Hayır. Ne oluyor lan? Tamam ıslanmışsın. Dur çok ayağa kalkma. Hadi gidiyoruz. Otur oraya. Böyle gidelim diyeceğim ama bakalım nereye gidecek. Beğendiğim yerlerden birisi de şurasıydı. Oradan buraya yol falan yok böyle. Tarladan falan geldik böyle. Buradan devam ediyoruz. Saat 6:55 geçiyor. Yani 1-2 kilometre yol olmayacak burada. Evet, buraya kadar arabalar da gelmiş. Tekerlekler ezmiş buraya çünkü. Mekan güzel. Devam ediyoruz. Tarlaya girdik. Saat 7. Kurban sağa bak, sola bak, ileri bak, geriye bak. Yol olsa dükkan senin. Otlar bizim. Kuş sesleriyle. Ayaklara da giriyor zaten. Allah Allah. Hayda. Hayda. İleride bir şey göründü ama. Yani düzleşecek şuradan. Şu abiler böyle benle yürürken onlar da buraya kadar gelmişlerdi. Onlar da burada mola vermişler. Buraya güzel bir yere geldik. İşte kumu falan var böyle. Ağaçlar var böyle. Oturmalık, dinlenmelik, çay kahve içmelik. Güzel mekan. Aşağı yukarı. Zaten her zaman da söylemek durumunda değilim ama gezdiğim, gördüğüm yerlerin Wikilog haritası var. Ve YouTube'da da bunların videosu var. Bugün cumartesi. Ayın 12'si. 12 Haziran. Saat 7:08 geçiyor. Yani yürüyoruz işte saat 6'dan beri mi diyeyim artık ne diyeyim. Burada arkada bıraktığımız güzel yerler var. Evet gidiyoruz. Evet buradan geldik. Devam ediyoruz. Burası güzel bir parkur zaten. İnsanlar buraya dört teker motosikletlerini de getirmişler. Güzel bir yer burası. Arkamda bıraktığım bölge güzel bir bölgeydi. Orada Azvin'le çok insanlar gelmemiş oraya. Buradan böyle devam ediyorum bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı. Çıkmazsa geri döneceğiz. Fazla zorlamayacağım. Orada biraz daha yükseklikler falan var. Burada da arkadaş suyunu içiyor. Geldik gidiyoruz bu dünyada. Buraları görmeden gitmeyin bari. Penceresinden ansızın bakıp geçtin. Penceresinden neden yakıp geçtin bir yangının külünü yeniden. Böyle gideceğim gideceğim falan dedim ama ya şuradan şuraya gitmekte sıkıntı zorluk oluyor. Bu iş burada bitmiştir. İnşallah sağ salim buradan yukarıya asfalta kavuşursak çok şükür geçmiş olsun.
madem ki son şarkı. Amacım şu, dünyada Türk gezginleri, yani gezginlerin çoğu parasız gezerler. Yani ufak ufak paraları falan vardı, onlar önemli değil. Yani otostop yaparlar, beni buraya bırakır mısın, beni Ankara'ya götürür müsün, beni Antalya'ya götürür müsün falan filan. Bu şekilde dünya rotalarını çizerler. Benim dünyayla da işim yok zaten, yani gezmek bir işim yok ama. Bu videonun bu parçası Türk gezginlerine, dünya gezginlerine armağan olsun. Motorcuları arkada bıraktık. Böyle yürüdük. Buraya geldik. Bir saat sonra falan hava kararacak. Buradan geçeceğiz. İleride bir güzel görünüyor ama inşallah sıkıntı görünmeyiz. Parkur güzel. Yani illa düz yol yürümüyorsun tarla marla. Arada bir taşlardan geçiyorsun. Bir de bu da ilginçtir. Ya bu taşlar arkada da vardı. Düz taşlar falan. Buranın kendi doğasından vardır. Nedir? İnsanlar suyu çok merak ediyorlar ya. Seviyorlar ya. Havuza gidiyorlar. Denize gidiyorlar. Yani insanın doğası bir garip demek ki. Hem toprak hem de su. Tabii bir yandan da ateş yakıyorlar. Toprak, su, ateş. Zaten hava almazsa bu dünyada ne işi var? Biz de biraz hava almaya çıktık ama havamızı aldık herhalde. Biraz sonra buralar tıkanacak. Biraz zorlarız belki de. Şuradan şöyle biraz atlayalım mı falan bilmiyorum. Belki de şuradan geriden çıkabiliriz. Diyoruz. Buradan geldik. Sevgili Baby Dosk ailesine trekking, parkurum, armağan ve hediyem olsun. Ben böyle doğa güzelliklerini izlerken hoşuma gidiyor. Tabii ki insanlar profesyonel çekiyor. Diyalogları güzel. Spiker güzel. İşte kamera açıları falan filan güzel. Bir maşallah var ya. Saat 7:35 geçiyor. Kamera ara hiç durmuyor yani. Devamlı kayıt yapıyorum. Tabii ki ilginç yerlerden geçtiğim için. Evet. Vallahi öyle yani. Şu an betona kadar dayandık yani. Evet şuradan. İlginç. Saat şu an 7:42 geçiyor. 5. kilometreyi yürüyorum. Yani şu an 1 kiloka baktım. Buradan gitmek zaten olur. Zaten yoldan görürsün ama benim istediğim işte gölün kenarından yürümek, gitmek, görmek yani. Saat 7:45 geçiyor. Yani buralara kadar gelinmiş. İnsanlar buraya yürümüşler. Belki de burada kalmışlar. Yani 6'ya kadar falan değil. Bu şekilde güzel ya, fena değil yani. O kadar değil, güzel de. Yani burası da daha az bilindiği için. Çünkü arkada ateş yakan abiyle konuştuk. O adam biliyor demek ki. Buraya dedi akşam saatlerinde biraz daha dedi alkol alanlar falan geliyor dedi. Ama orada dedim çadır kuran var. Doğru söylüyorsun dedi. Orada 2-3 kişi çadır kuruyordu falan dedi. Ha, şöyle geliyorlar. Ağaç var. Burası var. Biraz meyilli burası. Vallahi yani. Çok güzelmiş ya. Tabii kirlilikten bahsetmiyorum yani. Kirlilik var. Daha 8'e 5 dakika var. Vallahi plaj bitiyor gibi ama yardım edenler var çok şükür. Evet buradan. Kenardan. Evet. Vallahi buradan buraya olmaz ama buradan nereye olur onu da bilmiyorum yani. Bakalım. Yolları bitirdik. Yollar yukarıda kaldı. Biz aşağıda kaldık. Plajın sonuna kadar geldik. Buradan bir şekilde yolu çıkartmaya çalışacağız. Şuradan bir şey vardı ama ben dedim ki bir de şuradan gideyim. Böyle devam ediyoruz bakalım. Yardıracağız bir yerden. Hep beraber izleyeceğiz. Çekmece'den Çatalca'ya doğru giden Ahmediye'ye varmadan önce orada bir tane bir üst köprü falan var. Onun hizalarına geldim şu anda. Saat 8. Yol mol yok. Çukura çukura bata çıka gidiyoruz. Alınanda alınsın kusura bakmasın. Allah Allah diyoruz yani. Aşağıdan da gidemiyoruz ki orada da taşlar. Suya biraz yardıracağım. Yukarıdan böyle gitmeye devam edeceğim. Büyük ihtimalle de mezarlığın oradan daha da ileri gitmeyeceğim. Akşam saati olduğu için.
Oradan da yola çıkacağım büyük ihtimalle. Tabi oraya gitmek için de baya bir meşakkat ve zaman gerekecek. Gölden uzaklaşmaya çalışıyorum. Birazcık engebelik var, çukurlar var, denk gelebiliyor. Otlar biraz daha sağlıklı oldu şu anda. Oy be, nefesimiz. Tabii ki Allah'a dua ediyoruz. Yaratıcımıza. Herhangi bir sakat durum olmaması için. Veyahut da değişik hayvanlar olmaması için. Abi madem geldin bu dünyaya, gene çukur. Çekeceksin arkadaş. Heh, şurayı biraz kurtardık ama. Arka tikenler şurada ya. Şuradan şöyle yardayım. O tikenlerin benzeri var mı burada bilmiyorum ki. Saat 8'i 5 geçiyor. Aşağıdan geldik, yardırdık. Bilmiyorum kaç dakika önceydi. Ulan bir göründük ama buraya. Her yeri kudumana tatarım. Ulan neredeyiz? Hacı! Ulan kurtarın bizi! Ulan biz kim lan? Ulan şuradan gidelim. Ulan! Ya ne işin var senin orada? Ya rahat mı? Rahat mı battı sana? Allah Allah! Ulan boyumu geçti ya. Şuradan bir çıkayım ya. Ama! Ulan otların adamı olduk ha! Lan çok şükür kendi memleketimizdeyiz, İstanbul'dayız ya. Uzak yerlerde falan değiliz ha. Çok şükür. Yola falan kavuştuk biraz. Ay, terlemeden, zorlamadan, basmadan o işler olmaz. Kibar kibar. Böyle acı olacak. İğneler batacak biraz. Koşturacaksın. Dengeyi mengeyi hesaplayacaksın. Ayaklar doldu. Ayaklar doldu, neyle doldu? Otlar falan var ya, batıyorlar. Ay, ben sevmiyorum ya. Öyle GoPro ile çekiyorlarmış. Aksiyon kamerayla çekiyorlar. Ya biz fakiriz abi. Telefonla çekiyoruz ya. Ne aksiyon kamerası ya, 5 milyar 10 milyar. Kurgu montajı yap. Kes biç doğra. Müziği koy. Al sana film klip diye böyle. GoPro'yu satıyorsun ki 5-10 milyar liraya. Al sat 2 milyar liraya, herkes alsın. Ya hani demiştim ya, bir de otostop yapayım bari. Hadi hayırlısı. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Şuraya ileri doğru gideceğim. Biraz sonra isteyerek ya da istemeyerek otostop çekeceğim. İleride de adamlar kolay bir iş yapmıyor tabii. Ufak tefek de İngilizce falan biliyorlar. Yani falan filan öyle git götür falan. İşte Büyükçekmece'ye gideceğim. Avcılara gideceğim. Abi bırakır mısın falan filan. Nereye gidiyorsunuz falan. O şekilde sorular olacaktır. Bir ihtimal söylerim. Derim ki kayıt alabilir miyim? Hani YouTube yapıyorum falan diye. Bu şekilde de böyle bir hatıra kalsın. Tabii ki yani ben asla bundan sonra otostop yapmayacağım demiyorum. Diyemem. Yapacağım da demenin bir gereği yok. Yapacağım demenin garantisi de yok zaten. Hadi kolay gelsin, iyi seyirler.